Hayatta hiçbir şeyiniz olmayabilir. Ama her türlü yokluğu ve sıkıntıyı da çekmiş olabilirsiniz. Fakat insanın yaşamındaki duruşunu belirleyen tek şey onurudur. Ve o onurlu mücadelesidir. Necip amcanın hayatı aslında eksiden başlıyor, yetiştirme yurdundan. Ama o hiç kimseye hiçbir şekilde boyun eğmiyor, onurlu yaşamına devam ediyor. Ve bugün 80 yaşında, alkışlarla geliyor. Uzun ince bir yoldayım. Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun. Devletiniz var olsun. Cumanız mübarek olsun. Devletiniz var olsun. Ay sağ ol. Allah razı olsun. Necip amca gel. Teşekkür dediler ederim. Bana 80 yaşında dede. Olmadı. Tamam tamam otur, öpmeyeceğim elini. Gel gel otur. Bak çok inatçı. Ha? Necip amca. Evet buyur. Nasılsın? Arkadaş. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dur. Çok şükür. Tamam. Şimdi Necip amca çok ne derler, her sözüyle aslında hepimize öğüt olacak biri. Allah razı olsun. Necip amcacığım. Buyur. Yetiştirme yurduna. Yurtta kaldım. Kaç yaşındaydın? 12 yaşlarında yurda girdim. Evet. Niye ama? Anam Kocu'ya gitti, babam öldü. Devlet sahip çıktı bize, yurda gittim ben. 18 yaşına kadar okudum veyahut işte haylazlık yaptım. Okuyamadım. 18 yaşına kadar baktı devlet bana. Ondan sonra ben kendi hayatımı kendim kazanmaya başladım. Gençliğimde inşaatlarda falan çalıştım. Anam ölmeden bu örgü işlerini bana o belletti. Anam. Annen ölmeden örgü örmeyi öğretti. Şimdi Necip amcaya hiç kimse hiçbir şekilde yardımda bulunamaz. Evet. Böyle bir şey istemem yok. İstemem de. Ben kendim kazanıyorum. Evet. Allah razı olsun. O evimi de devlet büyükleri geldi, yaptılar, televizyon getirdiler. Ve garibanım ben yani, sokak çocuğuydum. Evimde vardı da yani bakımlı değildi. Beni bu hayatımı değiştiren de bir kız çocuğu oldu. Çarşıda örgü örüyorum ben. Evet. Çarşıda örgü örerken bayan işi yapıyorum ya. Güzel kardeşim. Merak ediyor. Herkes resmi çekmek istiyor falan. Şimdi bu Ankara'da hangi caddedesin sen? Denizciler Caddesi'nde. Ne? Denizciler Caddesi. Demirciler Caddesi'nde. Denizciler Caddesi'nde. Denizciler Caddesi'nde herkesin dikkatini çekiyor Necip amca. Niye biliyor musunuz? Şurada iki, yani şurada size şiş versem aham da bunları öremezsiniz. Öyle miyiz ya? Ben bunlarla övüyorum. Bunlarla övüyorum. Otur Necip amca otur. Bunlarla övüyorum. Bunlar size hediye getirdim. Bana mı? Ben de hediye almıyorum. Bak, kusura bak. Güzel kardeşim. Güzel kardeşim. Beni üzme. Nizah etmeyelim. Evet. Ya bunları ben size hediye getirdim. Bak böyle şapkalarım da var. Bak. Ben hediye kabul etmiyorum. Sen de ben burada bırakırım. Ne yaparsan yap. Ben size ne dedim? İnatçı dedim. O sana iyi gelir mi? Aa bak ne güzel hediye ettim onu sana. Bunları da personellerine ver. Bak sürekli posta koyuyor. Şimdi bacağızım, güzel kardeşim. Çok güzel. Tamam, bu senenin trendi bu. Sevgili seyirciler. Bak, güzel kardeşim. Necip Özkan. Çorapları. Değil, ben kendim ip alıyorum, tokuyorum. Sana çorap tokumuyorum, böyle şapka da tokuyorum. Bak. Şimdi sen bunları o caddede sürekli örüyorsun. Geliyorlar, örüyorum. Gidiyorlar. Fotoğrafını çekiyorlar. Fotoğrafımı çekiyorlar, bir kız çocuğu geldi. Evet. Bana dedi ki, dede dedi fotoğrafını çekeyim. Evet. Sen dedi 3 tane satıyorsan. 100 tane sattı. 100 tane internete koyayım dedi. Evet. Yaptı da Allah razı olsun. Neydi o kız çocuğun adı? Adını bilmiyorum da bir resim olsa görürüm. Neydi? Ben adını bilmiyorum.
Ha Züleyha. Ha Züleyha. Ha Züleyha. Allah razı olsun. Bu sen arada Züleyha'yı bir teşekkür borçluyuz. Çünkü Necip amca ile bizi tanıştıran o. Hep de yanında, hep de onun destekçisi. Ama devlet memuru olduğu için de maalesef ki ekranda gözü kemiyor. Onun resmini bir koyunsene. Nereye? Şeye. Şimdi Necip amca, bu arada sen yani mesela ben diyelim ki Necip amcaya destek olmak istiyorum, yardım etmek istiyorum. Hiçbir şey kabul etmiyor musun? Etmiyor. Ma devlet bakıyor, Allah razı olsun. Hani devlet bakıp da yani ben kendim... Yani diyor ki bana devlet bakıyorsam ben, size ihtiyacım yok diyor. Benim ya. Kendim de esnafım ben. Ben bunlar yapıyorum, 30 liraya veriyorum. 30 lira mı bu? Evet. Günde kaç tane satıyorsun bunlardan? İki tane. Ben kardeşim bir ekmeğin acıyıp iki ekmeğin dokuyayım. Sırtıma mı sarıp götüreceğim? Ben 10 liram olsa yeter bana. 100 liram olsa 40'ını harcarım ona buna ben. Fakire fukarıya. Kendim de fakirim de harcarım ben. Evet. Öyle bir şey işte. Ya, bir BTR'ye girebilir miyiz? Yalan dünyaya gel, sırtımıza mı sarıp götürecek? Güzel kardeşim. Değil mi? Ama insanoğlunun o açlığı hiçbir zaman bitmiyor. Ya onu hoca bir boşan toprak atacak, o zaman doyacak onun gözü. Gözü. Mefat ettiğinde, öldüğünde hoca Fatiha okurken bir boşan toprak atacak onun gözüne. Dişlerim yok, lafım anlaşılmıyor benim. Çok iyi anlaşılıyor. Ha, o zaman gözü doyacak insanoğlunun. Dünyayı versen nefis kördür. Nefis hep bana, hep bana, hep bana. O nefis, onu buharlayacaksın, yanına yanaştırmayacaksın. Evet. Peki sen nefsini böyle nasıl tok tutmayı başardın? Vallahi işte bilmiyorum ki güzel kardeşim. Ben... Karnım doyunca şükrediyorum Allah'ıma. Çok olunca çok yiyorum, az olunca çok yediklerimin yerine sayıyorum. Öyle ya. Öyle oluyor, gidiyor, düzelir. Her şeye Allah yardım etsin. Evlendin mi? Hiç evlenmedim. Niye? Fakir idim. Öndecim yoktu. Hiç çocuğun olsun yani. Olsun da bu yaştan sonra çocuğunu öğreneceksin. Hayır ben bu yaştan sonra demiyorum ya. Hayır yani hani gençken. Ya işte mukaddere, tahtırlahiye inanır mısın sen? İnanırım tabii. Elhamdülillah. Demek ki benim tecellim de böyleymiş kızım, kardeşim. Ama sen bu öğretilerini Allah nasip etseydi, sana bir evlat verseydi ona da öğretebilirdim ben. Öğretirdim de vermemiş işte. O da... Şükredeceğim. İsyan yok. Vermediği insan yok. Şükür var. Her şeyin şükrü var. Şükür et, iyi olur. Her şey iyi olur. Oh. Ben size söyledim. Hazır mısınız sevgili seyirciler dedim. Her sözüyle tokat yemeye gördük. Ankara'da senden... Necip amcanın... O sokağına bir gidelim, bir hayatına gidelim hemen. Gözlerimden ameliyat oldum kataraktan. Çok çalışınca gözüm sulanıyor, kuruyor, yapışma yapıyor sabahları. Fakir edim, kimsem de yoktu. Ben yurtta büyüdüm. Yetimler mektebinde. Evli filan değilim. Geç evlenmedim. Annem, babam. Babam çok eskiden öldü. Annem kocaya gitti, ortada kaldık biz. Hükümet okuttu beni yurtta, yetimler mektebinde. Ev vermiyorlardı, sokaklarda yaşıyordum. Şimdi bir adam bir ev verdi, 200 lira veriyorum aylık. Orada kalıyorum. Düğün sandalyem o. Yatağımda bu. Bir battaniye, bir yorganım var. Sokaklarda yatıp kalkıyordum ben devamlı. Bekarım ya, ev vermiyorlardı. İhtiyacımı karşılamasa da dilenecek halimiz yok ki, ne kazansak onu yiyelim.
Ben hayatta ondan bundan böyle sadaka fitre vırt çırt almam. Kendim kazanırım, kendim yerim. Az kazanırsam az yerim, çok kazanırsam çok yerim. Az kazandığımda da çok yediklerimi yerine sayarım. Huzur evinin neyini sevmiyorum ben. Özgür yaşamak istiyorum. Özgür yaşamak istiyorum. Dünyaya geldim anda. Bizim bir fotoğraf gördüm. Ha. Onu bir göreyim. O Züleyha değil mi? He, onu bir göreyim ben. Bak. Onu bir göreyim. He. Bunu doğuran ana, doğuran babaya teşekkür ederim. İyi insanlar da varmış yani. Bu alemde iyi insanlar da varmış. Bunu doğuran ananın, babanın ellerinden öperim ben. Ve... Ay gel, gel. Şeydi, Züleyha da şu anda ağlıyor. Allah hayırlısını versin. Kurbanlar olduğum Rabbim hayırlısını versin. Amin. Hepimiz güzel için. Kardeşim. Allah memleketimizin yüzüne baksın. Amin. Vatanımız var olsun. Milletimiz var olsun. Amin. Bana yardım eden insanlara teşekkür ederim. Reis Cumhurumuza, Başbakanımıza, bakanlarımıza teşekkür ederim. Büyük reise, belediye başkanına teşekkür ederim. Güzel kardeşim, inkarcı değilik biz. İnkarcı değilik. İnkarcı değilik. İnkarcı değilik. Ah Necip amca. Allah'ıma çok şükür. Örgü örmeyi nasıl başladın? Örgü, onu da seni kırmayacağım. Benim bir torbam vardı da. Bir saniye, bir bakabilir miyim? Şimdi... Tek şiş. Tek şiş. Tek şiş. Benim bir torbam vardı da onu... Arkada kalmıştı herhalde. Yarım getirdiydim. Acaba ör filan derlerse dedi bana. Öreyim, baksınlar dedim yani. Sen her gün bu ördüklerinin satarsan emeğinin karşılığını... Alıyorum. Alıyorsun. 50 lira kazanırsam 15-20 lirasında benden düşkünlerine yardım yaparım ben. Ben düşkünüm ama benden düşkünlerine de yardım yaparım ben. Allah şahittir. Peki Necip amca, onlara örgü örmeyi... Örgü örme, bu örgü bir günde iki günde olacak bir iş değil ki. Öğretmek istedin mi? Gelin çocuklar bak. Nereye benim... götüreceğim, evime mi götüreceğim? O devlet bir yer tuttun bana. Öğrenmek isteyenlere kurs vereyim, öğrensin. Çok iyi. Gel. Ben para pul istemem. Öğreteyim. Bir yer tuttun devlet, isteyene öğreteyim ben. İstiyorsa öğretirim. Benim vazifem. Bu vatanın çocuğuysam bu vatana da yardım etmek benim boynumun borcu. Sana da bu eli annem verdi. Yok, ben kendim yapıyorum bunu. Kendin? Bunları kendim yapıyorum. Onunla mı kendin yaptın? Şimşir ağacı bunlar. Kaşık. Şimşir ağacı mı? Kaşık. Kavasını koparıyorum. Evet. Kendim yapıyorum. Tığ bu. Peki tığ normal bunlar. Tığla öremezsin sen o zaman. O demir tığı sevmiyorum, örmem. Bu pratik olur. Bundan pratik olur. Ben bundan, bu da Türk bayrağı. Ay yerim ben seni. Kırmızı ya. Beyaz. Kırmızı beyaz. Bu Türk bayrağı bacı. Vallahi ya. Bu Türk bayrağı. Elhamdülillah bayrağımız var. Ay. Vatanımız var.
Evet. Bunlar iki türlü de kullanılabiliyor değil mi? Bunlar bak bacı 5-6 tane verdi de. Kaça satıyorsun bunu? Ben bunları 30 liraya veriyorum. 20 lira bunun sermayesi var. Tiftik bu. Bu tiftik. Peki bir şey söyleyeceğim. Benim. Şimdi bak buradaki hanımlar falan diyor ki biz almak istiyoruz diyorlar. Yok. Ben 5 tane mi 4 tane. Zaten ikisini yukarıda bir fatık verdim, birine hediye ettim. Personelim. Bir de babama dedi bundan başka biri. Al dedim bunu da babana götürsün. Hayır mesela bunu almak istese biri. Ya bunu biri... alma ben satmaya getirmedim kardeşim. Ne inatçı adamsın yok. Ya. Sen bana başka kargoyla gönderirsin. Bunları satalım hadi. Öbür kargoya götür. Ben 10 tane yapıyorum. Bir günde satıyorum. 10 tane 3 günde 5 günde yapıyorum. Bacı bunu satmak mesele değil. Bunu örmek mesele, icat etmek mesele. Bak ya. Bunlar ben... Ya şuna bundan 2 tane örüyorum. Kaç günde örüyorsun? Bir günde. Bir günde 2 tane örüyorum.